Günaydın efendim. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Eko Türk'e hoş geldiniz. Bugün 22 Ağustos, günlerden pazartesi. Haftanın ilk iş günü, en sevdiğim gün. Genelde pazartesileri sevilmez ama ben pazartesileri çok seviyorum. Çünkü haftaya bol, enerjik ve dinamik başlamak hafta sonuna da aynı enerjiyle devam etmeyi sağlar. Aman buna çok dikkat edelim diyoruz. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz hem Merkez Bankası toplantısı, para politikaları kurulu, ondan önce FED tutanaklar açıklandı çarşamba günü. Piyasalar enteresan. Şimdi ayın 26'sında Justin Hall toplantıları var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bölgesel başkanların bir araya geldiği ve istişare yaptığı, tutanakların değerlendirildiği, piyasaların nabzının tutulduğu, bir de üstelik Eylül ayının ilk haftasında enflasyon rakamları açıklanacak ayın 10'una doğru, ABD'deki yeni veriler gelmeye başlayacak. Bütün bu veriler, bizdeki değerlendirmeler ve dünya piyasaları Amerika merkezli olmak üzere konuşuyor. Bu arada Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden savaş, bu savaş sürecinde oradaki nükleer santralinde Çernobil benzeri bir kazaya maruz kalmaması için özellikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin nezdinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştirilen istişareler. Yani dünyada diplomasi trafiği hem ekonomide hem siyasette ciddi anlamda devam ediyor. Bu arada son dakika Çin Merkez Bankası faiz oranını düşürdü. Bununla ilgili Garanti BBVA Şangay temsilcisi sevgili Noyan Rona ile bugün detaylı olarak konuşacağız. Evet, Noyan Rona ile Garanti BBVA Şangay temsilcisiyle özellikle Çin Merkez Bankası'ndaki son düşüşler, faiz indirimi kararı ve bunun sonuçlarını değerlendireceğiz. Ardından stüdyo konuğum doçent doktor Hüseyin Selimler'le birlikte İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, hem FED tutanakları, Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu ve piyasalara yansımalarını değerlendireceğiz. Burada bize Sadık Mazanoğlu, Osmanlı Yatırım, yatırım uzmanı bize eşlik edecek. Özellikle Borsa İstanbul buna nasıl tepki verdi? 3000 bayramı yaşanıyor. Borsa İstanbul'da erken gelen bir 3000 sınırı aşılması, bunu konuşacağız ve ardından beklenti raporunda yine Hüseyin Hoca ile yaptığımız sohbetimize, Hüseyin Selimler'le yaptığımız sohbetimize Murat Özsoy, Biz Finansal Danışmanlık kurucusu eşlik edecek. Yine aynı şekilde sohbete kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bu şekilde gündemi değerlendireceğiz. Şimdi fiyatlamalara bakalım. Piyasalar enteresan ilerliyor. Biliyorsunuz 3000 sınırı seviyesi yılbaşında konuşuluyor idi. Fakat baktık ki bu yüksek enflasyon artı son politikalarla birlikte özellikle 270 milyon dolarlık bir yabancı sermaye girişinin açıklanması, Borsa İstanbul'da yabancı sermaye girişinin açıklanması Borsa İstanbul'un yükselişini beraberinde getirdi. Ve BIST 100 endeksine baktığımız zaman 3020 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Borsada bir enflasyon bayramı yaşanıyor desek yeridir. Ve bu arada kar satışları gelecek. Kar satışlarının borsada bir çöküş olmadığını özellikle üstüne basa basa söylemekte fayda var. Tabii ki kar amaçlı satışlar borsaların nefes almasını sağlar. Bu nefes almalarda daha ileride yükseleceğinin de bir göstergesidir. Bunu özellikle küçük yatırımcılarımız için belirtmekte fayda var. Dolar-TL paritesine baktığımız zaman Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun 14 seviyesinden 13 puana düşürmesi politika faizini, yani teknik faiz dediğimiz bankalarla Merkez Bankası arasındaki faizi 100 bas puan düşürmesi doların da yükselmesini beraberinde getirmişti. Dolar 18-10 seviyesinin üzerinde şu anda. Euro-TL paritesine baktığımız zaman 18-18 yine kafa kafaya bir durum söz konusu Türk lirası karşısında. Sepet kur 18-14 ve gram altın 1016 lira seviyesinde yine yükselişini devam ediyor. Paritelere bakacak olursak paritelerde özellikle dolar endeksi evet 108.13, bunun 109 ve 110 dolar seviyesine çıkacağını belirtiliyor. Euro-dolar paritesine baktığımız zaman 1.004, pound-dolar paritesine baktığımız zaman 1.18, dolar-yen paritesinde 137.21 ve dolar İsviçre'de 0.95 seviyesinde olduğunu hemen hatırlatmakta fayda var diyoruz. Asya piyasalarına bakalım. Sevgili Noyan Rona ile de konuşacağız. Çin piyasasında bir yükseliş var. 3.276 seviyesinde Çin borsası.
Japon Nikkei'de bir düşüş, -0.45'lik bir düşüş var. 28.799. Hong Kong borsasına baktığımız zaman Hong Kong borsasında da 19.807 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Güney Kore borsası 2.472 ve Hindistan borsasında da 59.375 seviyesinin olduğunu görüyoruz. Amerikan borsalarına gidelim. Amerikan borsalarında Dow Jones Endeksi 33.612 seviyesinde, S&P 500 4.215 seviyesinde, Nasdaq borsasında da 13.204 seviyesinde düşüşle aslında piyasalar açılmış oldu dünden kapandıktan sonra. Tahvil piyasalarına bakalım. Amerikan 2 yıllık faizleri yine 10 yıllık faizlere göre daha yüksek seyrediyor. 2 yıllık faizlerin ortalaması 3.2 seviyesinde. 10 yıllık Amerika faizlerinin, tahvil faizlerinin fiyatı 2.98, 30 yıllıklarsa 3.22. Kısa vadeli tahvil fiyatlarının yükselmesi aslında ülke ekonomisinin tam da böyle iyiye gittiğinin göstergesi değildir. Uzun vadeye güvenmek, uzun vadeli tahvillerin borçlarının artması, bu bütün ülkeler için geçerlidir. Ülke ekonomisine olan güveni de gösterir. Yani Amerika teknik resesyonla gerçek resesyon arasında böyle gitgellerle devam ediyor. Daha tam da böyle piyasalar netlik kazanmış durumda değil. Buradan da bunu anlamak mümkün. Rakamlar çünkü bunu söylüyor. Emtialara baktığımız zaman ons altında bir düzeltme hareketi görüyoruz. Ons altın 1745.90 seviyesine kadar çekildi. Ons altının 1700 dolar seviyelerinin üzerinde olması zaten beklentiler dahilindeydi. Brent petrol 95 dolar 10 sent seviyesinde, ham petrolde 89 sent. Brent petroldeki düşüşün özellikle Amerikan borsalarında etkili olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatlarının, akaryakıt fiyatlarının düşmesi ve sonrasında da ulaşım maliyetlerinin düşmesi, Amerikan enflasyonunun beklentilerinin altında gelmesinin de en önemli sebeplerinden biriydi. Biliyorsunuz 8.7 beklenirken 8.5 gelmişti Ağustos enflasyonu. Şimdi gözler Eylül ayı enflasyonunda. Eylül ayı enflasyonunda da ciddi bir düşüş beklenmiyor. Aynı seviyelerde olması tahmin ediliyor. Eylül ayındaki enflasyon aslında Fed'in Eylül 21-22 tarihlerinde yapacağı toplantısındaki faiz kararında belirleyici olacak. Son olarak kripto piyasalarına gelelim. Kripto piyasalarında Bitcoin'e geldiğimiz zaman Bitcoin'de 21.385 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. 21.390 dolar seviyesinde. Bitcoin TL'de 394.474. Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum'da 1591 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ve şimdiki tabii ki gündemde öne çıkan önemli başlıklarımız var. Özellikle Rus Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu telefon görüşmesi uzun zamandan sonra yapılan en önemli görüşmelerden biri. Çünkü Batı liderleriyle tek görüştüğü kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Rus lider Putin'in. Şimdi Macron'la ne konuştular, ne yaptılar, size ondan bir haber vermek istiyorum. Özellikle bu telefon görüşmesinde biliyorsunuz Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u uzun süre bekletmişti ve kendisiyle görüştükten sonra kendisini beklemeden salonu terk etmişti. Yani siyasi, diplomasi, nezaket kurallarının dışında aslında gerçekleşen, bu bir dış politikada bir tarz ve tavırdır. Bu dış politika bir sanattır. Bu tarz ve tavır aslında Fransa'ya, Batı'ya karşı, Avrupa Birliği'ne karşı gösterdiği bir tepkiydi Putin'in baktığınız zaman. Bunun anlamı çok derindi. Şimdi tabii ki gaz konusu özellikle Avrupa Birliği'nde sorun olmaya devam ettiği sürece, ki Avrupa ülkeleri bundan olumsuz yönde etkileniyor, devam ettiği sürece Putin'in de eli bu anlamda güçlü. Bakın ama burada önemli bir konu daha var. O konuda Ukrayna'nın yıllar önce Çernobil kazasının arkasından dünyanın yaşadığı felaket, bu felaket uzun yıllar Türkiye'de de Karadeniz kıyılarında ciddi anlamda kendini göstermişti. Kanser vakalarının artması, binlerce canlının uzun dönemde hastalıklarla mücadele etmesi ve bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerinde çok derin yaralar bıraktığını hatırlarsınız. Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Putin şöyle bir uyarıda bulunuyor. Şimdi Ukrayna'daki
Zaporijya nükleer santrali şu anda Rusya'nın kontrolünde ve Zaporijya nükleer santralinin Rusya'nın kontrolü olan bu santralin Putin diyor ki Ukrayna çevresindeki durum çeşitli yönlerle ele alındığında özellikle bu nükleer santral topraklarının Ukrayna ordusu tarafından sistematik olarak bombalandığını duyuruyor. Şimdi bunun Rusya'nın hakimiyetindeki biliyorsunuz Uluslararası Atom Enerjisi bu santralde incelemeler yapmak üzere Rusya'ya bir başvuruda bulunmuştu. Özellikle Putin'in Ukrayna ordusu tarafından sistematik olarak bombalanmasının radyasyon kirliliğine yol açabileceğini, büyük ölçekli bir felaket riski içerdiğini vurguluyor. Liderler nükleer santraldeki gerçeklerle ilgili durumu yerinde değerlendirebilmek için Uluslararası Atom Enerjisi misyonunun mümkün olan en kısa sürede gönderilmesinin önemine dikkat çekiyor. Şimdi Putin bu konuda Macron'u bu telefon konuşmasında uyarmış. Bu arada tabii ki gaz konusunun konuşulduğu çok açık ve net ama bununla ilgili Macron tarafından bir açıklama yapılacak mı ona bakacağız. Rus tarafı kurum müfettişlerine gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını teyit etmiş. Yani Rusya diyor ki gelin bakın denetleyin. Evet burası bizim kontrolümüzde ama Ukrayna ordusuna ait uçakların buraları bombalama tehlikesi, riski var ve bununla ilgili de büyük bir risk taşıyor bombalandığı takdirde diye Putin'in bir uyarısı var dünya liderlerine özellikle Fransa lideri Macron aracılığıyla. Bu arada tabii Milli Savunma Bakanı Akar, Milli Savunma Üniversitesi'nin bünyesinde kurulan biliyorsunuz bir komisyon var, koordinasyon merkezi var. Bu koordinasyon merkeziyle Rus tahılı, buğdayı, işte ayçiçeği, bu tahıl koridoru üzerinden İstanbul Limanı'na, buradan da dünyanın çeşitli bölgelerine gönderilmeye başlandı. Bununla ilgili de Hulusi Akar'ın bir açıklaması var. Diyor ki Hulusi Akar, 1 Ağustos'tan bu yana yani 22 gün boyunca, 21 gün boyunca 3 haftadır 51 geminin yola çıktığını belirterek 656.449 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini bildiriyor. Daha on binlerce tahıl ağının şu anda Ukrayna'da olduğunu biliyoruz ve tahıl ambarlarının da bu arada büyük risk altında olduğunu biliyoruz. O yüzden bu tahılların bir an önce kışın havalar soğumadan dünyanın ihtiyacı olan ülkelere gönderilmesinde bir ihtiyaç var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile benzer bir işbirliğinin Rus gübresi içinde düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor. Şimdi gübre biliyorsunuz tarım ürünlerinin en önemli olmazsa olmazı mazot, gübre ve baktığımız zaman bununla ilgili zirai ilaçlar vesaire. Bunların tohum, bunların sulamayla beraber tarım için ne kadar önemli olduğunu sürekli söylüyoruz. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres diyor ki İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasındaki rolü için Türkiye'ye teşekkür ediyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde burada bir ziyareti var. Bu paket anlaşmanın diğer kısmı yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin de yani Rusya'nın gıda ve gübresinin de Ukrayna'nın tahılıyla beraber bu koridordan ulaştırılması lazım. Biliyorsunuz Rusya ile ticaret bu ambargodan dolayı durduğu için dünyadaki emtia fiyatlarında özellikle tahıl emtialarında ciddi bir yükselme meydana geldi. Bu yükselmeden kaynaklı tahıl arzının dünyaya daha çok üretilebilmesi için ve bunun pazarlanabilmesi için de Rusya'nın da devreye girmesi gerekiyor. Rusya'daki tahıl ürünlerinin ve özellikle gübrenin de dünyaya satışı ve pazarlanması yine bu koridor üzerinden gerçekleşmesi gerekir diyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ki küresel pazarlara engelsiz erişiminin ne kadar önemli olduğunu bildiriyor. Türkiye'ye Karadeniz'in tahıl girişimindeki önemli rolü için de teşekkür ediyor. Tahıl anlaşmasının bir diğer kısmına da dikkat çekiyor. Bu paket anlaşmanın diğer kısmı yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişiminin gerçekleşmesi gerekiyor diyor. Hulusi Akar da bu ziyaret sırasında yaptığı konuşmada şunu söylüyor. Diyor ki Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmalardan dolayı enerji ve gıda krizi riskinin arttığını belirterek Ukrayna limanında bulunan 25 milyon tondan fazla tahıl bakın. Gelen baktığımız zaman neydi rakam? 656 bin tondu. 656 bin ton tahıl 3 hafta içerisinde Türkiye üzerinden dünyaya pazarlaması yapıldı. Ama oradaki toplam tahılın miktarı 25 milyon ton. Daha bakın 1 milyon tona daha gelmemiş. Yani 50'de biri şu anda, 50'de biri ancak
dünya pazarlarına çıktı. Şimdi bakın, Ağustos bitmek üzere, Eylül, Ekim, bilemediniz Kasım. 3 ay içerisinde bu tahılın Ukrayna'dan dünyaya pazarlanması gerekiyor ki dünya kışın aç kalmasın. Tahıl silolarında çok uzun süreler bunların beklemesi de zaten mümkün değil. Zira silolar da bu savaş uçaklarıyla bombalanma ve tahrip olma, özellikle tahıl silolarının da hasar gördüğünü de düşünürseniz, bu tahılın bir an önce dünyaya pazarlanması lazım. 50'de biri şu anda ancak gemilerle, konteynerlarla gönderilebilmiş durumda. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan çekirdeksiz üzüm kuru fiyatını açıkladı. Fındıktan sonra çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı da bekleniyordu. Özellikle sultani çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı gerçekleşti. Kaç liradan açıkladı Cumhurbaşkanı? Nerede yaptı bu açıklamayı? Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı ve vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisalı çiftçilere toplam 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verildiğini hatırlattı ve 27 lira olarak açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatı sultani çekirdeksiz kuru üzüme 27 lira olarak açıklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Şimdi tabii beklenen fındık, çekirdeksiz kuru üzüm. Şimdi beklenen bir de ne var? Sosyal konut projelerinde tarih bekliyoruz. Biliyorsunuz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un yaptığı açıklamalar vardı. Eylül ayında bir Cumhurbaşkanı'nın sürprizi olacağını söylemişti. Özellikle konut fiyatlarındaki arz eksikliğinden kaynaklanan ve yabancıların daha fazla alım yapması ve yatırım amaçlı yapılan düşük kredilerden sonra, kredi faizlerinden sonra yatırım amaçlı yapılan konut alımlarının konut fiyatlarını olması gerekenin çok daha üzerinde 4'e 5'e katlaması devleti harekete geçirdi. Ve bu anlamda hükümet önemli kararlar aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini açıklayacağı haberini verdi Bakan Kurum. Ve burada Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olabilecek. Şimdi burada tabii ilk defa konut sahibi olanlar, daha önce hiç konut almamış olanlar bunda öncelikli olarak tanınacak. İşte şehit yakınları, gaziler burada öncelikli olacaklar. Engelli vatandaşlara burada öncelik tanınacak. Yani toplumda bir pozitif ayrımcılık yapılacak. Bir pozitif ayrımcılığın sonucunda da ciddi bir konut arzının olacağını tam bekliyoruz. Bakan Kurum'un geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şu da vardı. Özellikle ofis olarak kullanılan ve boş olan, biliyorsunuz bu pandemiden sonra ofis kiraları çok düştü, ofisler boşaldı. İşte home office dediğimiz evden çalışma sistemi arttıktan sonra ofislerde ciddi bir atıl kapasite var. Bu kapasitenin konut sektörüne kazandırılması ciddi bir konut arzı yaratacak. Bu konut arzı da hazırda bitmiş ofisler var. Bu ofislere denecek ki bunları konuta dönüşümünü gerçekleştirin. Zaten hepsi buna uygun. Konuta dönüşümünü gerçekleştirdiğiniz zaman ofislerin içerisine yapacağınız küçük restorasyonlarla, bölmelerle bunlar konut olarak satışı yapılabilir kararı çıktı biliyorsunuz. Bundan sonra da konut fiyatlarını buna dahil ettiğiniz zaman ciddi bir avantaj olacak. Şimdi işçiler vergi kolaylığı istiyor. Şimdi talepler gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz tarım sektörüyle başladı bu. Fındık fiyatı arkasından çekirdeksiz sultani kuru üzüm arkasından da şimdi asgari ücretle başladı biliyorsunuz bunların tamamının öncesinde. Asgari ücrette bir iyileştirme gerçekleştirilmişti 5500 TL. Şimdi işçiler de vergi kolaylığı istiyor. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay demiş ki uzun yıllardır dile getiriyoruz. Çalışanların asgari ücret kadar olan gelirlerinin vergi dışı bırakılması, taleplerinin karşılanması gerekir demiş. Ve özellikle gelir vergisi, tarife basamakları ve oranlarında işçiler lehine düzenleme yapılmasını istiyor. Şöyle örnek vermiş, ben size aynen bunu aktaracağım, yanlış olmasın. Asgari ücret kadar olan gelirlerin vergi dışı bırakılmasının yanında ücretler üzerindeki gelir vergisi dilimlerinin işçiler lehine düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Türk İş Başkanı Ergün Atalay şu örneği veriyor. Diyor ki sevgili izleyiciler, aylık 8 bin lira brüt ücreti olan bir işçinin geliri
aylık 8 bin lira olan brüt ücreti olan bir işçinin geliri kesintiler nedeniyle Ocak ayında net 6.395 liraya düşüyor. Aynı çalışanın ücreti asgari ücret kaynaklı vergi istisnası artmasına rağmen 6.052 liraya geriliyor. Şimdi 8 bin liradan 6.052 liraya geriliyor eline geçen net ücret. Yani bu çalışan yıl sonuna gelindiğinde aylık 1948 lira vergi ve SGK kesintisi ödemek durumunda. Bu da ücretin yaklaşık dörtte birine karşılık veriyor. Yani yıl sonuna kadar ücretinin almış olduğu brüt ücretin %4'te birini, %25'ini vergi olarak ödemesini beraberinde getiriyor. Bu da gösteriyor ki işçiler ücretleri üzerinden adaletli olmayan bir vergilendirmeyle karşı karşıya, gelir vergisi, tarife basamakları ve oranlarında işçiler lehine düzenlemeler yapılması gerekir diyor. Çünkü 16 milyon işçiden bahsediyoruz. 16 milyon çalışan işçi kardeşimizden bahsediyoruz. Aileleriyle birlikte bu kişilerin toplam sayısı 50 milyon kişi. Hükümetten bu konuda vergi kolaylığı bekliyor. Bunu da Türk İş Başkanı belirtmiş. Bununla da bitmiyor. Şimdi Türk İş'ten geldi talep. Şimdi talepler gelmeye devam ediyor. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken de bir açıklama yaptı. Diyor ki esnafın sıfır faizli ve uzun vadeli bir yapılandırmaya ihtiyacı var. Esnaf pandemi döneminde çok büyük sıkıntılar yaşadı biliyorsunuz. Restoranlar kapandı, hizmet sektöründe ciddi gerilemeler yaşandı. Kırtasiye dükkanından mağazalara kadar pek çok esnaf ticaret yapamaz hale geldi bu dönemde. Pandemi bendevi Palandöken'de esnafın sıfır faizli ve uzun vadeli yeni bir yapılanma istediğini söylüyor. Sıfır faizli ve uzun vadeli. Diyor ki madem böyle esnafa da devlet elini uzatsın diyor ve yaptığı yazılı açıklamada salgın sonrası esnaf ve sanatkarın birikmiş kredi borçları var. Ödeyemedi yani esnaf kredi borçlarını ödeyemedi. SGK borçlarını ödeyemedi. Vergi borçlarını öteledi ve ödeyemedi ve bunlar ödenmeyen borçlar ciddi bir faizle karşı karşıya. Hani politika faizini 14'ten 13'e indirdik. Bunun faizini de indirelim. Yani borçlarımızın faizini de indirelim. Borçlarımızın faizini hatta sıfırlayalım. Esnafa diyelim ki sıfırladık sizin faizinizi. Ne yapıyoruz? O zaman biz bunu sıfır faizle yeniden yapılandırıyoruz. Ama sakın borcunuzu ödemeyi ihmal etmeyin diyelim. Ve bu anlamda da Esnaf ve Sanatkarlar Odası TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in de bir talebi oldu. Şimdi tabii dünya Amerika'yı ve Fed'i konuşuyor. James Knoll toplantıları yapılacak 26 Ağustos tarihinde. Bu önemli ama bir kısa reklama gidelim. Reklamlardan sonra Fed ile devam edeceğiz efendim. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık enflasyonun %8.5'e gerilemesine rağmen FED üyeleri şahin mesajlarına devam ediyor ve enflasyonun düştüğünden emin olana kadar sıkı para politikasının devam etmesi gerektiğini savunuyorlar. Bölgesel FED başkanları enflasyonda düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasını savunduğunu belirtti. Kansas City FED Başkanı Esther George, gelecekteki faiz artırımlarının hızının ve faizin nereye kadar yükseleceğini hala tartışılmakta olan bir konu olduğunu söyledi. Minneapolis FED Başkanı Nick Ashkari ise FED'in atılacak adımlar bir resesyonu tetiklemesi olasılığı bulunsa da çok yüksek olan enflasyonu mümkün olan en kısa zamanda aşağı getirmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan Louis FED Başkanı James Bullard, FED'in Eylül ayında yapılacak FOMC toplantısında federal fon faiz oranını 75 bas puan daha artırması taraftarı olduğunu vurguladı. Şimdi FED Başkanı'nın yaptığı açıklama ve bu hafta özellikle 26 Ağustos'ta JSNO toplantıları yapılacak. Bölgesel başkanlar bir araya gelecekler ve bu toplantılarda değerlendirmeler yapılacak. Küresel piyasaların aslında yönünün belirleyeceği bu JSNO toplantıları önem arz ediyor. Çünkü ciddi istişareler var. Özellikle
tutanakların açıklanmasından sonra, faiz kararından sonra piyasaların verdiği tepkiler ve reaksiyonlar burada özellikle ele alınacak. Ve Eylül toplantısında aslında atılacak adımlar burada bir anlamda kendini gösterecek. Yani 21-22 Eylül'de Fed'in yapacağı toplantı öncesindeki bu özellikle enflasyon verisi öncesindeki toplantı ciddi önem arz ediyor. Şimdi baktığımızda Eylül ayında ki FED faiz artışında %55 ihtimalli 50 bas puan diyenler var. 50 bas puan diyenlerin 50 bas puan daha faiz artırır diyenlerin oranı %55. Beklentilerde %45 ise 75 bas puan artış olacağı yönünde. Amerika'nın bu işi biraz sıkı tutacağı tahmin ediliyor ve 75 bas puan da daha ağırlıklı gibi görünüyor ama beklentiler 50 bas puan değerinde, özellikle onu burada ifade edelim. Şimdi Cuma günü Jason Hall ekonomi politika sempozyumunda yapılacak açıklamalar ve bu açıklamalarda aslında Powell'ın açıklamaları, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan piyasalarda FED olası para politikalarında ne yapacak? Bunun ipuçları alınacak. Yani oradaki konuşmalardan piyasalar evet 50 ya da evet 75 bas puan artırım yapacak şeklinde bir açıklama bekleniyor, bir tahmin bekleniyor. Sözlü yönlendirmeleri biliyorsunuz FED artık yapmama kararı almıştı. Çünkü kendini bağlamak istemiyor. Olağanüstü durumlarda bu sözlü yönlendirmeye bağlı kaldığında bu defa yeni kararlarda iletişim kazası yaşıyor ve bir iletişim kazasından dolayı da ciddi eleştiriler yapılıyor FED ve Başkanı Powell'a karşı, ki FED'i şu anda en güvercin konuşmaları yapan da neredeyse FED Başkanı'nın kendisi Powell. FED hafta içinde açıklanan Temmuz ayı özellikle toplantı tutanaklarında ekonomik görünümdeki hızlı değişime bir işarette bulundu. FED üyelerinin karar almalarını zorlaştıran ekonomik ve çerçeveye vurgu yapıldı. Enflasyon ve resesyon ikilemi arasında, aslında bütün bu görüşmeler enflasyon ve resesyon ikilemi arasında geçiyor. Enflasyonun önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımının devam etmesi gerektiği vurgulanıyor ve faiz artışının hızının gelen verilere bağlı olarak aslında şekilleneceği, FED yetkililerinin enflasyon baskılarının azaldığına dair bugüne kadar çok az kanıt olduğunu söylüyor. Yani aslında bu tarım dışı istihdam verileri ne kadar iyi gelirse gelsin, yine de enflasyon ki düşüşün ana belirleyicisi olduğunu biliyoruz. Bu arada Schengen sorunu seyahat acentelerini ciddi anlamda zorluyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TURSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen vizesi başvurularında yaşanan sıkıntıların seyahat acentelerinin üzerindeki yükün daha da artmasına yol açtığını belirtmişti. Vize başvurusunda bulunan, Schengen vizesi başvurusunda bulunan özellikle iş dünyasındaki isimlerin, iş insanlarının bu vize başvurularının geri çevrildiğini, çeşitli bahanelerle geri çevrildiğini ve 10 haftaya süren bir uzama ve bu 10 haftalık sürenin ciddi bir zaman ve vakit kaybının yanında bir nakit kaybına da sebep oluyor ticari ilişkiler. Bu arada 3000 TL tutarında bir vize ücreti yatırılıyor. Başvuru reddedildiği anda 3000 TL'lik tutarda puf uçup gidiyor ve yeniden başvurduğunuzda yeniden 3000 TL'lik bir vize başvurusu yatırmanız gerekiyor. Bu da otomatik olarak Turizm Acenteleri Birliği tarafından belirtilmiş ve ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ve Garanti BBVA Şangay temsilcisi sevgili Noyan Ron'a karşımda, Uzak Doğu'daki son gelişmeleri kendisiyle değerlendireceğiz. Evet, bekliyoruz Noyan Ron'ayı. Evet, Hollanda Tüketici Güven Endeksi açıklandı. 54 geldi. 50'nin üzeri biliyorsunuz. Tüketici Güven Endeksinde iyi olduğunun göstergesi. Bu son dakika haberini verdik. Ve Çin Merkez Bankası'nın da faiz düşüş haberini de özellikle biraz önce beraberinde Şangay temsilcisi Noyan Rona ile aktarmış olduk. Şimdi gündemde öne çıkan başlıklarda özellikle ekonomi gazetelerinde neler oldu, onlara bir göz atalım. Dünya Gazetesi ile başlıyoruz. Ticari kredilerde faize azami sınır kafaları karıştırdı.
Cuma gecesi açıklanan makro ihtiyati tedbirlerle ticari kredi faizleri düşürme hamlesi tartışmaları da beraberinde getirdi diyor Dünya Gazetesi. Ticari kredi faizi ile politika faizi arasındaki makasın hızlı açılması hafta sonu yeni bir düzenleme ile önüne geçilmeye çalışılıyor. Düzenleme ile ticari kredilerde faiz oranı yaklaşık %30 sınırı ile sınırlandırılmış oldu. Bazı uzmanlar hem faizi düşür hem de krediyi kıs yönündeki talebin bankalar için sürdürülebilir olmaktan uzak olduğu görüşünde. Şimdi şu açıklamayı yapmakta fayda var. Politika faizi teknik bir faizdir ve bankalarla Merkez Bankası arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen faizdir. Yani bankalar %14 faizle borçlanırlar ve Merkez Bankası'ndan borç alırlar idi. O 100 bas puan düştü. %13 ile artık bankalar Merkez Bankası'ndan kredi alıyorlar, para alıyorlar. Bu teknik bir hikaye ama esas olay ticari kredilerde, konut kredilerinde, otomobil kredilerinde yani piyasa faizi. Piyasa faizi bu kredileri belirleyen faiz. Piyasa faiz oranlarının %30'ların, %40'ların çok üzerinde olması ve politika faiziyle piyasa faizi arasındaki makasın açılması makro ihtiyati tedbirleri de beraberinde getireceğini zaten geçen hafta söylemiştim sizlere. Bununla şu amaçlanıyor. Bankaların Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları bir zorunlu karşılıklar var. Bu karşılıklarla ilgili olarak düzenlemeler yapılıyor ve diyorlar ki bankalara, hükümet ve Merkez Bankası, bankalara şöyle bir öneride bulunuyor bu makro ihtiyati tedbirlerle. Eğer ticari kredilerde özellikle bakın bireysel kredilerle taşıt ve konutta değil, esnafın ve iş insanının kullandığı, onlar da geçtiğimiz haftalarda yaklaşık 1,5-2 aydır söylüyoruz. Finansa erişim çok zorlaştı, sıkılaştı. O yüzden faiz oranlarını, ticari kredilerdeki faiz oranlarını düşürün, finansa erişimi kolaylaştırın diye bütün top başkanı başta olmak üzere İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan sürekli bunu vurguluyorlar. Şimdi bunun sonucunda ticari kredileri düşürebilmek için bankalara şöyle bir öneri sunuluyor. Diyor ki Merkez Bankası ve hükümet, ekonomi yönetimi, ya siz bu ticari kredilerinizi düşürün, düşürmez iseniz biz sizin portföyünüzde, bilançonuzda hazine bonosu almanızı istiyoruz. Yani ya hazine bonosu alacaksınız, %16'dan, %17'den hazine bonosu alacaksınız devletten ya da daha düşük oranda kredilerinizi iş insanlarıyla paylaşacaksınız, üreten insanlarla paylaşacaksınız. Bunu reklamlardan sonra Hüseyin Selimler'le daha ayrıntılı ve detaylı olarak konuşacağız. O yüzden şimdi çok fazla üzerinde daha fazla durmuyorum. İstasyon sayısında bir geri gelelim arkadaşlar. O haberimizi bir okuyalım. İstasyon sayısında yüksek voltaj diyor. Özellikle 2030'a kadar 200 bin adeti bulacak elektrikli araçlarla ilgili buradaki hedefi de böylelikle vermiş olalım. Devam ediyoruz. Yabancı mı, yalancı mı? Borsadaki takaslardaki soru işareti. Borsa biliyorsunuz 270 milyon dolarlık bir yabancı sermaye girişinin gerçekleştirildiği ifade edilmişti son dönemde. Acaba bu nasıl? Bu çok tartışılıyor. Uzun bir aradan sonra Borsa İstanbul yabancıların alımları dikkat çekti. Net alımların boyutu 2 haftada toplamda 258 milyon dolara ulaştı. Ancak piyasadaki İyi niyet testi şart görüşü var. Geçmişte büyük yatırımcıların zarar görmesiyle sonuçlanan bir yalancı düşüş, dönüş endişesi bulunuyor. Oynak para mı, kalıcı para mı? Burada bu gerçekten kafaları karıştırdı. Mobilyacılar İstanbul'a ikinci organize sanayi bölgesi istiyor. İstanbul kabına sığmıyor. İstanbul'a yeni bir organize sanayi bölgesi mobilya sektörü tarafından talepte bulunuluyor. Acaba sanayiyi bu kadar fazla İstanbul ve çevresinde yoğunlaştırmak ne kadar doğru, bunu tartışmak gerekir. Deprem riski yaşayan bir İstanbul'da bu kadar çok sanayinin toplanması hiç sağlıklı değil. Ne kadar da talep olursa olsun İstanbul'da bu sanayiyi daha geniş bir coğrafyaya yaymanız, Anadolu'ya yaymanız, aslında liman bölgelerine yakın yerlere yaymanız çok daha hayırlısı olur diye düşünüyorum.
Türkiye ekonomisi için beklentiler iyileştirilmeli diyor duayen gazeteci Tevfik Güngör Uras'ın vefatının 4. yılında İstanbul Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen bir panel yapıldı. Ayşe teyzenin izinde Türkiye ekonomisine bakış başlığını taşıyan panelde Ege Cansel ve Mahfi Eğilmez konuşmacı olarak katıldı. Katılımcı moderatörlüğünü Servet Yıldırım yaptı ve yaptığı bu konuşmalarda da bu panelde de ekonomik sıkıntıların yoğunlaştığı bu dönemde her şeyden önce Türkiye ekonomisi için beklentilerin iyileştirilmesi vurgulanıyor. Şimdi Körfez'in varlık fonları petrole ihya olacak diyor. Şimdi varlık fonlarına baktığımız zaman IMF'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika direktörünün yaptığı bir açıklama var. Bu açıklamayı Financial Times'a yapmış, verdiği demeçte bölgenin petrol ve doğalgaz ihracatının özellikle de Körfez ülkelerinde kümülatif petrol gelirlerinde 2026'ya kadar 1.3 trilyon dolarlık satış olarak değerlendirilecek. IMF'nin öngörülerinde Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinde petrol gelirlerinin beklenen varlık fonlarının da büyümesini bekleniyor. Şimdi buradaki varlık fonlarındaki büyümeye baktığımız zaman ciddi anlamda bir artış var. Varlık fonlarında o devletin karlı şirketlerinin satışlarından elde ettikleri, yani toplam ciro değil bakın, cirolarından maliyetler çıktıktan sonra karlılıklarının toplandığı bir fon, varlık fonu. Norveç'te de böyle, Suudi Arabistan'da da böyle, diğer Orta Doğu ülkelerinde de böyle. Bu varlıkları o şirketlerin karlarından oluşuyor. Toplam varlıklarından oluşmuyor. Böyle bir ince bir nüans var, bunu özellikle söylemek istedim. Analiz Gazetesi'nde, Dünya Gazetesi'nden sonra Analiz Gazetesi'nde bir bakalım kısaca. Mobil bankacılıkta 7 trilyonluk işlem hacmi, tabii ki pandemiden sonra bunu görüyoruz. Milli pasaport üretimi 25 Ağustos'ta özellikle pasaportlarda yeni bir düzenleme yapılacak. Yeni düzenlemeyle artık daha dünya vatandaşlığına doğru ciddi bir daha modern ve daha teknolojinin de içinde olduğu bir pasaportumuz olacak. Reklama gidelim, reklamdan sonra devam edeceğiz. Türkiye'nin ekonomi ekranı, ekonomi televizyonu EkoTürk'te bir kere daha günaydın diyoruz. Özellikle ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için ve bugün stüdyo konuğum İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hüseyin Selimler. Hüseyin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sami Bey. Yayınlar diliyorum. İyi haftaya sizle başladık. Gayet iyi, güzel. Böyle pazartesi nasıl başlarsanız hocam cumaya kadar öyle gidiyor. O yüzden iyi başlayalım, iyi gitsin diyelim. İyi temenni edelim ve evrene böyle bir güzel mesaj gönderelim diyoruz. Ve aynı zamanda Sadık Mazanoğlu Osmanlı yatırım uzmanı bize bugünkü bu yarım saatlik kuşağımızda eşlik edecek. Sadık Bey size de günaydın. Sizin orada güneş doğmadı mı daha? Doğdu değil mi? Günaydın, evet. Güneşimiz doğdu. Sizin de daha böyle güzel bir günaydına başlıyoruz. Harika, çok güzel. Hep beraber gözümüz, günümüz güzel geçsin diyoruz. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası özellikle toplam rezervleri 12 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 101 milyon dolar olarak artarak 113 milyar 738 milyon dolar olarak açıkladı. Bu haberimizi izleyelim, sonra bunun üzerine sohbet edelim inşallah. Bekliyoruz. Ayrılmayın. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre 12 Ağustos itibariyle Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 791 milyon dolar artışla 72 milyar 560 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 5 Ağustos'ta 67 milyar 769 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 309 milyon dolar artarak 40 milyar 868 milyon dolardan 41 milyar 177 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 12 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 101 milyon dolar yükselişle 108 milyar 637 milyon dolardan 113 milyar 738 milyon dolara çıktı. Evet, Merkez Bankası bu döviz rezervlerindeki artış, Hüseyin Hocam, özellikle net hata noksan kısmında ciddi bir artış görüyoruz. Bu artışı neye bağlıyorsunuz? Hem net hata noksandaki hem de Merkez Bankası'nın brüt rezervlerindeki bu artış.
Şimdi rezervler uzun zamandır gündemde, hep düştüğü konusunda. Çünkü rezervlerin azalması özellikle devletin ve reel sektör firmalarının borçlu olduğu, kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek olduğu bir dönemde rezervlerdeki iyi bir seviye bu açıdan iyi bir şey. Neden? Yurt dışındaki kurumlar da Türkiye'ye borç verirken rezervlere de bakıyorlar. Ödeme kapasitemizi ölçmesi anlamında ya da rezervler güçlü olduğu zaman kurda istikrar sağlamak da kolay. Çünkü Merkez Bankası'nın müdahale etme gücünü yüksek seviyede tutuyor. Son zamanlar 100 milyar doların altına indi. Swap anlaşmalarıyla brüt rezervlerde artış sağlanmaya çalışıldı. Ama rezervler evet artış olması iyi ancak hala seviye piyasaya güven verebilecek ya da kurda istikrar sağlayabilecek düzeylere tam gelmedi. Tabii Sadık Bey, bu net rezerv burada aslında baz alınması gerekiyor. Brüt rezervin yanında, çünkü içinde bizim olmayan bir takım paralar da var swap işlemleriyle gerçekleştirilen. Siz nasıl bakarsanız bu Merkez Bankası'nın rezervlerine ve net hata noksanda da bir artış söz konusu. Ne dersiniz? Evet, yani çok net şekilde görülüyor. Hem Merkez Bankası rezervlerinde bir artış var. Hem döviz tevdiat hesaplarında bir artış var. Yani bankalardaki döviz miktarında bir artış var. BDDK'nın rakamlarında bunu görüyoruz. Hem de Borsa İstanbul tarafında bir miktar yabancı girişi var. Yani son iki haftada yaklaşık 15 milyar dolarlık, işte borsa ile birlikte onu dahil ederseniz yaklaşık 18-20 milyar dolarlık bir para girişi olduğu net şekilde görülüyor zaten. Son hafta yaşadığımız Merkez Bankası faiz kararı 14'ten 13'e çekilmesi de biraz buna güvenerek yapılan, atılan bir adım gibi düşünmek lazım. Yani rezerve güvenerek atılan bir adım gibi. Neden? Çünkü o rezervi kullanmanız gerekebilir. İşte döviz kurlarını bir miktar baskılamanız gerekebilir. Bu nedenle bu artış net şekilde, döviz rezervindeki artış net şekilde görülüyor. Peki o zaman Hüseyin Hocam, döviz rezervlerindeki artış artma eğilimini sürdürecek. Çünkü turizm gelirleri, ihracat gelirleri, o zaman Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu bu faiz indirimine devam edecek, edebilir izlenimi de doğuruyor piyasalarda bu. Belirttiğiniz gibi şu an Merkez Bankası rezervleri artış sürecinde, Sadık Bey'in de belirttiği gibi para girişi var. Bu yana turizm bu sene iyi gidiyor ki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararına da vurgulandı. Dolayısıyla bu zaten faiz oranını aşağı çekmekte önemli bir kriter. Zaten parasal aktarım mekanizmalarından bahsediyorlar. İşte faiz oranı düştüğü zaman döviz kuru vasıtasıyla etkileyecek. Tabii burada döviz kurunda artış olması beklenir. Çünkü faizler aşağı çekildiği zaman paranın değeri düşecek. Ancak döviz rezervleri ve turizm gelirlerine biraz güvenerek de bu faiz indirimi yapıldı. Peki bundan sonra yapılabilir mi? Şimdi yine Merkez Bankası'nın vurgulamasına baktığımız zaman 3. çeyrekte biraz ivmeli, büyüme ivmesi biraz gerileme bekleniyor. Dolayısıyla zaten faiz arttırımı bu şekilde yapamaz. Zaten bir durgunluk söz konusu. Enflasyon yüksek, bir de durgunluk olsa stagflasyona gider o. Gideceğiz. Dolayısıyla büyümeyi önceliklendirdi. Dolayısıyla büyümeyi engelleyebilecek şekilde biz faiz artımı zaten gitmez. Şu ana kadar gitmedi. Düşürebilir mi? Son karar hiç beklenmediği anda düşüren bir Merkez Bankası'nın bundan sonra da indirim yapma ihtimali yüksek. Ben o ihtimali görüyorum şahsen. 100 bas puan daha indirim ihtimali. Sene sonuna kadar da 12 bas puandan 12 puandan faiz oranıyla bitirebileceğini tahmin ediyorum. Peki Sadık Bey, sizin beklentiniz ne yönde? Yani bu indirimler aslında devam edebilir mi? Yeni gelecek olan dövizlerle beraber, döviz rezervinin artmasıyla beraber. Evet, eğer rezerv tarafında bu artış devam ederse, yani para girişi devam ederse, ki ben bekliyorum bir süre daha, en azından yıl sonuna kadar bu para girişi olmasını bekliyorum. Dolayısıyla sizin de belirttiğiniz gibi 12 seviyesine çekilebilir. Yani bir 100 puanlık daha faiz indirimi 2022 yılı için bekliyorum. Zaten bunu da yanılmıyorsam 3-4 toplantı öncesinde deklar etmişti Merkez Bankası. Yani 12 rakamını telaffuz etmişti. Hı hı. Dolayısıyla o 12 hedefine ulaşır diye tahmin ediyorum. Tabii bunu yaparken bunun yanında birçok da makro ihtiyadi tedbirler gelecek. Zaten son faiz kararı sonrası metinde de net şekilde görülüyordu. İşte önümüzdeki dönemde çok makro ihtiyadi tedbirler de göreceğiz bu faiz indirimleriyle birlikte. Muhtemelen onu da konuşuruz diye düşünüyorum. Evet, şimdi madem açtınız o konuya girelim. Bu makro ihtiyati tedbirlerle ilgili özellikle ticari faize ve miktarına bir fren geldi.
Bununla ilgili Merkez Bankası ticari kredi faizlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizlerini, ticari faizleri, politika faizi makası çok açıldığı için bu faizlerini yaklaştırmak için uygulamaya aldığı bir makro ihtiyati tedbir de resmi gazetede yayınladı. Neyi amaçlanıyor burada? Nasıl uygulanacak bu? Hocama da soracağım sizden sonra aynı soruyu. Yani burada aslında serbest piyasa ekonomisine aykırı bir hareket var. Ama zaten bunu açıklamıştı az önce de söylediğim gibi. Faiz indirimden sonra bu tarz makro ihtiyati tedbirler olacak. Daha önce de gördük biz yani yaklaşık bir yıldır bu tarz makro ihtiyati tedbirleri geçen işte Eylül-Ekim ayından beri uygulanan makro ihtiyati tedbirleri görüyoruz. Şimdi buradaki amaç şu olabilir son kararda. Krediyi kullandıracaksınız diyor bankalara ama bu krediyi diyor benim belirlemiş olduğum maksimum seviyelerde kullanırsınız diyor. Daha üzerine giderseniz diyor hazinenin düşük faizli kağıtlarından bulundurmanız gerekir diyor. Şimdi bunun tabii sektör üzerinde özellikle bankacılık sektörü üzerinde bazı olumsuz yansımaları olabilir. Şöyle ki kredi büyümesi önümüzdeki dönemde kredi büyümesinde bir miktar yavaşlama olabilir. Tabii sadece ticari krediler için bunu belirtmek lazım. Bireysel kredilerde ya da ihtiyaç kredilerinde böyle bir durum söz konusu değil. Kredi büyümesi yavaşlayabilir. Kredi faiz gelirleri düşebilir bankaların. Dolayısıyla sektör açısından bir miktar bu olumsuzluk yaratabilir. Önümüzdeki dönem için bankaların burada kredi kullandırmama gibi tercihleri olabilir. Çünkü sizin belli bir maliyetiniz var. Krediyi verirken belli bir maliyetiniz var. Ama siz krediyi belli seviyeden kullandırmanız lazım. Çok yükseltemiyorsunuz. Bu maliyete katlanmamak adına bankalar kredi kullanmayı engelleyebilir. Yani kredi vermeyebilir. Dolayısıyla bu bankaların sermaye yapılarında bir bozulmaya neden olabilir. Dolayısıyla sektör için yine önümüzdeki birkaç günlük dönemde bir belirsizlik yaratacaktır. O nedenle hatta borsa açısından bakarsak da bankacılık hisseleri şu birkaç gün bir miktar bir tedirginlik yaşayabilir diye düşünüyorum ben. Zaten 3. çeyrek bilançolarda bu enflasyon muhasebesiyle beraber bir gerileme olacağı beklentisi var. Yani zarar değil de karlılıkların 2. dönemdeki kadar yüksek olmayacağı. Şimdi bunun üzerine bir de bu geldiği zaman aslında bankalara şunu söylüyorlar. Yani siz ticari kredileri düşürün. Düşürmezseniz belli bir puanın üzerinde kalırsa o zaman hazine bonosu almanız gerekir diyor. Peki hocam hep reel sektör diyordu ya işte faiz ulaşamıyoruz, faizler yüksek falan. Şimdi birincisi şöyle bir algı var. Bankalar yüksek faiz vermek istemez. Aslında baktığımız zaman ekonomi olarak iktisaden yüksek faiz bankaların işine gelen bir şey, sevdiği bir şey değildir. Çünkü yüksek faizle para vermek onun ciddi anlamda riskinin de yüksek olmasına sebep olur. Zannediliyor ki yüksek faiz bankaların çok işine geliyor. Bankalar çok mutlu bu faizin yüksek olmasından. Böyle bir şey yok aslında. Yani gerçeğinde yok bu, matematiğinde yok, hesaplamasında yok. Doğru söylüyorsun. Burada risk yüksekse getiri yüksek olur ya da getiri beklentiniz yüksekse yüksek risk alırsınız. Dolayısıyla normal şartlarda bankalar bir firmaya faiz pazarlığı yapmaz ve yüksek faiz veriyorsa o firma riskli olduğu içindir. Zaten riskli firma da faiz alır çünkü ödeme niyeti ikinci planda kalabilir. Diğer açıdan baktığımız zaman bankaların net faiz geliri önemli. Yani faiz geliri eksi faiz gideri. Mevduat faizleri aşağı indikçe bankalar üzerine belli bir puan koyar, kredi verir. Zaten bankalarda rekabet var. Yani kendi kafanıza göre zaten yüksek faiz verme ihtimaliniz yok. Diğer bankalar devreye girerse aşağı çekmek zorundasınız. Dolayısıyla mevduat faizi ile kredi faizi arasında bu net faiz marjı bu Türkiye'de genelde %3-3,5'larda seyrediyor. Bankalar mevduat faizi yükseltirse ama kredi faizini yükseltir. Aslında faiz oranı yükselince bankaların çok fazla gelir elde ettiği anlamına gelmiyor. Bu. Tabii düştüğü zaman da kar elde etti bankalar. Çünkü aradaki fark önemli bankalar peki için. Peki hocam bu özellikle makasın açılması yani politika faiziyle piyasa faizi arasındaki makasın açılması ciddi bir problem. Ama burada da bireysel kredilerle konut kredilerini ayırıyoruz bir kenara. İş insanlarının kullandığı ticari kredilerde bir düşüş yapmak aslında zorunda kalıyor bankalar. Bir anlamda müdahale var yani burada da bankalara diyorlar ki bu kredilerinizi düşürün, düşürmezseniz hazine bonosu. Bu %30 sınırı mı geldi burada? Şimdi burada şu var, Nisan ayında karar çıktı ve kredi büyümesi 120 milyon olan üzerinde olan
bankalarda zorunlu karşılık oranları %20'ye çıkartıldı. Ayrıca kur korumalı mevduattan gerçek kişinin dönüşüm oranına bağlı olarak örneğin %5'in altında olanlara ilave %5, 5 ile 10 arasında olanlara da ilave %3 zorunlu karşılık oranı getirildi. Şimdi zorunlu karşılık oranları bankaların kredi verebilecek potansiyelini azaltıyor. Yani 100 liralık mevduatınızın %10'sa zorunlu karşılık oranı, 10 lirasını Merkez Bankası'na yatırıyorsunuz. Genelde zorunlu karşılık oranı uzun yıllar bankaların pasif tarafını ilgilendiriyordu. Bu sefer kredilerle bağlantılı kuruldu ve krediler üzerinden de ayrılmaya başlandı. Dolayısıyla bu bankaların önünde bir doğal olarak engel, kaynak kullanımını. Aslında baktığınızda garanti var. Yani 100 liralık paranızın 110 lirasını Merkez Bankası'na zorunlu karşılık bırakıyorsunuz ki hani geçmişteki bankaların iflaslarında bunun ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Tabii. Ama ve lakin kredilere getirildi. Şimdi kredilere getirildiği zaman ne oldu? Bir, bankanın kredi potansiyelini azalttı. İki, kredinin maliyetini arttırdı. Çünkü o kadar parayı kullanamadığınız takdirde. Bu yeni kararla ne oldu? Bu %20'lik sınır kaldırıldı. Yani finansal kuruluşlar için devam ediyor. Yani factoring, leasing onlar için devam ediyor. Banka için %20'den sıfıra indirildi. Peki yerine ne konuldu? Bunun yerine diyor ki %30 hazine bonosu. Devlet tahvili getirecek. Uzun vadeli. Peki şurada bir avantaj. Bir yıl vadeli. Şöyle bir avantaj var. Zorunlu karşılıklar şu an faiz ödenmiyor. Ama teminat olarak alınacak olan devlet tahvili hazine bonoları bankalar faiz gelir elde ettiği için burada bankaların ufak bir avantajı var. Yer değiştiren kalemler açısından. İkincisi, Merkez Bankası zorunlu karşılık olarak aldığı paralarla gidip devlete borç veremiyordu. Çünkü devlete doğrudan borç vermesi kanunen yasak. Ama ne oldu? Dolaylı olarak borç vermiş oldu. Çünkü zorunlu karşılığı bana yatırma diyor, sıfırladım, bana devlet tahvili hazine bonosu getir. Peki devlet tahvili hazine bonosu getirebilmesi için bankaların devletten hazine bonosu alması lazım. Yani devlete borç vermesi lazım. Dolayısıyla dolaylı olarak yine devlet burada finanse edilmiş oluyor. Çünkü devletin hazine bonosuna olan talep arttıkça o devlete olan güven de artmış olacak. Bankaların bu sıfırlama karşılığında da %30 olan devlet hazine bonosu tahvilini almaları isteniyor. Peki bunun ne uğruna yapacak? Evet. Diyor ki bankaların vermiş oldukları ticari kredi faizleri benim TL referans faiz oranımın üzerindeyse, örneğin 1.4 üzerinde ise, şu an 16.32 civarında bu oran. Demek ki %22'nin üzerine faiz verirsen %30 diyor teminata devlet borçlarını seneti getirecek. Kaça olur, kaça kadar iner hocam bu ticari kredi faizleri? Şimdi 1.8 katı olduğu zaman da %30'a yakın bir şekilde, yani %30'un üzerinde de geçersen diyor, o zaman %90 teminat alacağım. Demek ki eğer bankaların elinde şu an yaklaşık 2 milyar TL'ye yakın devlet iç borçlarının senetlerinde var zaten menkul kıymet. Dolayısıyla bankalar eğer mevcut portföyünden teminata verecekse bir sorun olmaz. Hocam o zaman bankalar şu anda zaten ciddi anlamda hazine bonosu almış durumda. Şimdi bunun üzerine bir bu kadar daha alırsa sepetteki parasının önemli bir bölümünü hazine bonosuna yatırmış. Onun yerine hazine bonosu almak yerine %30'un altındaki bir faizle iş insanına vermeyi tercih eder. Tabii burada portföyündeki çeşitlendirilmiş olur. Tabii portföyündeki senet miktarı ile kredi kullandırırsan %30'un üzerinde buradaki tutarları karşılaştıracak. Eğer %30'un üzerinde verirse teminata devlet iş borçlarına senet verecek. Bu nedir? Siz o zaman şu an %16-17'lerde olan devlet iş borçlarına seneti faizini mi tercih edersiniz? Yoksa? Yoksa kredileri daha yüksek faizle vermek veyahut da aşağı vermek, bunları yani karşılaştıracak. Yani %40-45'lerle rotatif kredi ya da ticari kredi faizi vermek yerine %27'lerle, 28'lerle, 30'larla vermeyi. Tabii. Otomatik olarak da iş insanının, tüccarın, esnafın kullandığı kredinin de faiz oranı düşmüş olacak bu tabii, anlamda. Tabii ama dediğim bu da makro ihtiyat. Tabii buradaki bir bankaların bilanço yapısı önemli burada. Yani bilançosundaki şu an yaklaşık sektörde %16,5 civarında menkul kıymetlerin toplam aktifteki payı. Ya bu portföy yeterli ise bankalar yine yüksek faize verir. Çünkü portföyünü teminata verir, bir sıkıntı olmaz. Ama burada hükümetin istediği düşük faizle sektörü biraz desteklemek. Peki Sadık Bey, bankalar cephesinde durum nedir yani bu anlamda? Bilançolarına baktığınız zaman bankalar ne kadar yönelirler buna, yoksa işte yine yüksek ticari kredi faizleriyle faiz vermeye devam ederler mi? İşte hükümetin hazine bonolarını, devletin hazine bonolarını almayı mı tercih ederler? Ne yapar bankalar? Bilançolarda durum ne şu anda? Şimdi baktığımızda bankaların elinde tüfeli kağıtlar var.
Dolayısıyla enflasyon oranı arttıkça bankalar bundan para kazanıyordu. Şimdi burada aslında iki adımlı olarak düşünebiliriz bunu. %80 enflasyon olduğu bir ortamda az önce Hüseyin Hocam'ın da söylediği gibi şimdi hazine bonosu almak bankaların çok işine gelmeyecektir. Neden? 16-17 faiz oranıyla %80 enflasyon olduğu bir ortamda kredi vererek 16-17 ile faiz almak ya da gelir yaratmak bankaların işine gelmez. Dolayısıyla o %29.38 diye yanılmıyorsam o seviyenin altında bir ticari kredi belirlenerek yani o tavan seviye oralar olur yani 29'lar falan olur. Oralarda ticari kredi vermek bankaların işine gelecektir. Ya da burada ticari kredilerin maliyetine bakmak lazım aslında. Ticari kredilerin bankalara maliyeti şu anda yanılmıyorsam 22-23'lere falan çıkmış durumda. Yani eğer o aradaki fark bankaları tatmin eder seviyede ise bu tarafa yönelebilir. Eğer bu tatmin etmiyorsa buraya yönelmek yerine daha çok bireysel kredi tarafına da yönelebilir. O tarafta da önümüzdeki dönem bankaların kampanyaları ya da ilginç o tarafa yönelimleri olabilir diye ben tahmin ediyorum. Yani bankalar için böyle bir iki ayrı yol var. Bunlardan tercih edecekler diye düşünüyorum. Yani aslında bireysel kredilere ve konut kredilerine de otomobil kredilerine de yansıması olur diye düşünüyorum ben de bu anlamda. Evet, yani ticari kredileri ne kadar kullandıracaklar? O faiz oranını tutturabilecekler mi? Ticari kredilerdeki maliyeti düşürebilecekler mi? Çünkü topladığı bir mevduat var. Şimdi asıl önemli olan burada mevduatın da düşüyor olması. Bankalar arasında az önce de Hüseyin Hocam söyledi, ciddi bir rekabet de var. Yani oradaki o faiz oranı, mevduat faiz oranı da önemli. Önümüzdeki dönem biraz bu hem kredi faizlerinde hem mevduat faizlerinde kısa süreli oynaklıklar görebiliriz bu karar sonrası. Peki size bir sorum daha. Dolar TL'de bu faiz oranının düşüşü, 18'lerin üzerine çıkan bir doları gördük ama hani böyle işte Merkez Bankası faizi düşürürse dolar işte 24'lere, 25'lere, 30'lara, 40'lara, 50'lere yani ağzı olan konuşuyor burada. Uçtu uçtu kaçtı falan. Öyle olmuyor ama yani bu öyle olmuyor. Evdeki yani onların dediği gibi olmuyor. Ciddi manipülasyon var bu konuda. Yani böyle hazmede hazmede bir bekleye bekleye bir çıkış ve kontrol altında olan bir dolar görüyoruz. Doğru. 17.95, 17.96 seviyelerinde günlerce doların seyrettiğini gördük. Son faiz kararı sonrası 18-10'lara doğru hızlı bir atak yaptı. Tabii 18-10'da olmaması lazım aslında bu adımla. Biraz daha yukarıda olması lazım. Ama başta da söyledik. Merkez Bankası neye güvenerek faiz indirimi yaptı? Rezervlerdeki artış ve para girişi. Şimdi bu para girişi devam ettiği sürece kur baskılanmaya devam ediyor. Ki Merkez Bankası'nın kur üzerindeki müdahalelerini de belki de biz görüyoruz. Çünkü yılbaşından bu yana yaklaşık 65-70 milyar dolarlık satışın olduğu, yani Merkez Bankası'nın rezervi artması gereken artmamış. Bunu biz müdahale yapıldığı anlamını çıkarabiliriz burada. Bu 18-10 seviyeleri de yeni bizim yani 17-95-96'da nasıl baskılanıyorsa şimdi 18-10 seviyelerinde baskılanıyor. Bunu da müdahalelerle olduğunu tahmin ediyoruz. Siz ne dersiniz hocam bu konuda? Yani bir şekilde Merkez Bankası kendine güveniyor ki bu şekilde faiz oranını düşürdü. Düşürdü ki hakikaten bu anlamda gelen ve gelmesi muhtemel bir takım paralar var ki buna güveniyor Merkez Bankası. Tabii zaten yapılan yorumlara baktığımız zaman genelde Sadık Bey'in belirttiği gibi çerçevede. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı zaten şu ana kadar Merkez Bankası'nın faizi piyasadan kopuk olarak belirlendiği için piyasa buna dikkat alıyor. Yani şu anda %65'e yakın bir fark var enflasyonla Merkez Bankası faiz kararı arasında. Eylül'de bu fark yoktu. 0.25'ti 2021 Eylül'de. Dolayısıyla bu bağlantı koptuğu için artık buradaki kararların piyasa yansıması çok olumsuz olmuyor. Ama hala inadına indirim piyasada yine güvensizlik yaratıyor. Ama buradaki dolara yansıması Sadık Bey'in belirttiği gibi turizm gelirlerinin artması, rezervlerdeki iyileşme. Zaten Merkez Bankası buna güvenerek bu adım attığı için buradaki o yükselmeyi biraz baskılamış oldu. Peki Sadık Bey son olarak size şunu sorayım. Borsa nasıl açılır, bu haftaya nasıl başlar ve ne olur? Bir iki dakikada da onu bana bir özetlerseniz çok mutlu olurum.
Biliyorsunuz bilanço dönemindeydik Sami Bey. Bilanço dönemi geçen hafta sona erdi Cuma günü. Genel olarak bilançolar iyiydi, olumluydu. Zaten bu şekilde bekleniyordu. Şimdi bunların yansımaları bir süre daha devam edebilir. Ama hafta sonunda olan gelişme gibi bazı gelişmeler işte zaman zaman sektörleri etkileyebiliyor. Bankacılık sektörü üzerinde bir etkisi olabilir mi? Belki kısa vadeli olarak bir etki yaratabilir. Ama genel anlamda borsayı bozacak bir adım değil. Dolayısıyla endeks tarafı 3020 kapatmıştı. Tarihi zirvelerimizdeyiz. Yıl sonuna doğru biz 3000'li seviyeleri bekliyorduk. Erken oldu borsadaki hareket. İşte enflasyon coşkusu dedik hatta buna. Alternatif olduğu için, enflasyona alternatif olduğu için. Buradaki hareket bir süre daha devam edebilir. Ben yıl sonuna kadar Borsa İstanbul'un olumlu seyrinin devam edeceğini düşünüyorum. Siz de bugün yayının başında söylediğiniz devamlı yukarıya giden bir piyasa olmayacaktır. Aradaki kar realizasyonları olacaktır. Ama orta ve uzun vadeli yatırım için hala yön yukarı diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum Sadık Mazanoğlu, Osmanlı Yatırım Yatırım Uzmanı size. Bu sabah ekranında da özellikle haftaya bizimle beraber başladığınız ve değerli zamanınızdan bizimle paylaştığınız için diyoruz. Hüseyin Hocam'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Murat Özsoy, Biz Yatırım kurucusu bize eşlik edecek. Ama kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra beklenti raporuyla karşınızda olacağız efendim.